Hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz efendim. Bu programda konumuz din ve samimiyet olacak. Kur'an-ı Kerim'de samimiyet nasıl yer alıyor? Peygamberimizin samimiyetle ilgili örnekleri, bize dönük örnekleri nelerdir? Samimiyetle dindarlık arasındaki ilişki, samimiyeti neler zedeler? Samimiyetin hem bireysel hem de toplumsal hayatımıza yansımaları nelerdir? Bu konuyu ele alacağız değerli konuklarımla. Ben konuklarımı size takdim etmek istiyorum. Sağ tarafımda konuğum Profesör Doktor İbrahim Hilmi Karslı hocamız. Din İşleri Yüksek Kurulu üyemiz. Evet. Sayın hocam hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Diğer taraftaki hocamız Doçent Doktor Halil Altıntaş. Kendisi de aynı şekilde Din İşleri evet. Yüksek Kurulu üyemiz. Sayın hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Daha önce de izleyicilerimiz sizi tanıyacaklardır. Evet. Daha önce de konuk oldunuz, katkılar sunmuştunuz. Evet Sayın Hocam, başkanlığımız her yıl Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle bir tema belirliyor. Bu evet. seneki temaya baktığımız zaman Peygamberimiz, din ve samimiyet. Neden evet. bu yıl acaba samimiyet teması işlendi? Kime bu mesaj? Evet. İçe dönük bir mesaj mı? Neden bu tema seçildi ve ne amaçlandı bu temadan evet. efendim? Genellikle çağımızda bilimsel problem çözüm yöntemlerinden bir tanesi ihtiyaca yönelik hizmet kavramında odaklanır. Bu her yıl seçilen konular özellikle düşünülüp toplumun o andaki dini noktayı nazardan acil ihtiyaçları, ön plana çıkan ihtiyaçları nelerse tabii ki konu da ona göre belirlenir. Bu şu demek değil, her yıl belirlenen konular o yıla mahsustur, özellikle o yıl ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla o konuyu seçerek o kutu doğum haftasında onu işleyelim anlamında değil. Problemlerimiz ard arda yığılmıştır. Sosyal dini problemlerimiz, psikolojik, ruhi, ekonomik, sayısız toplumsal problemlerimiz var. Ama bunları bir sıraya koyarak çözümleme öncelikleri belirlemek suretiyle davranmak akılcı olur. Dolayısıyla geçen kutlu doğum haftalarında seçilen konulara bakarsanız bunların arasında toplumla doğrudan doğruya birinci derecede bağlantısı olan konular olduğunu görürüz. Samimiyet de bunlardan birisidir. Gerçekten de isabetlidir. Bu konu bir yıl önce seçilseydi isabetsiz mi olurdu? Hayır, ama dediğim gibi mutlaka bir sıraya koyup seçmek icap ediyor. Toplumun samimiyet noktasında bütün dünya insanlarının zaafı var. Sadece bizim Müslümanlarımızın değil. İnsanlar yaratılışları itibariyle mayalarından getirdiği bir nakısa eksik taraflarımız var. Bir de o eksik tarafları giderici bir hazine niteliğinde ruhumuza yerleştirilmiş iyilik hazinesi var. Bu ikisinden iyi tarafı galip getirmek dinlerin temel hedefi, peygamberlerin temel hedefi. Ne yazık ki insanoğlu içinde bulunduğu fiziki şartların kıskacına kapılarak dünyevileşme dediğimiz hadisenin içerisine düşüyor. Samimiyetini bu noktada kaybediyor. Bakın içinde yaşadığımız ama yakın... Ama başkanın seçtiği tema içe dönük bir tema değil mi? Yani bir dindarlık sorgulaması yapılmayacak mı bu samimiyetle ilgili olarak? Mutlaka yapılacak. Şunu şöyle ifade edeyim, belki aynı şeyleri söylüyoruz. İçinde yaşadığımız çağı çeşitli bakış açılarıyla insanlar hız çağı, atom çağı vesaire gibi sayısız isimlerle isimlendiriyorlar. Ama bu isimlendirmeleri hepsini bir kefenin içerisine koyup ortak noktalarını yakalayacak olursak, verilen bu dönemlerin isimle özelliklerine bakacak olursak hepsinin merkezinde dünyevileşme dediğimiz temel niteliğin birleştiğini buluruz. Evet, dünyevileşmede varsa bir çıkar ilişkisi var Sayın Karşı, evet, öyle değil mi? Evet. Yani dünyevileşme beraberinde bir çıkar ilişkisini getiriyor ve her şeyi bir menfaat düzlemine indirgiyor. Siz sorun görüyor musunuz? Yani samimiyet noktasında insan ilişkilerinde siz bir sorun görüyor musunuz? Şimdi önce ben tabii değerli izleyicilerimize saygılarımı ve muhabbetlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Hocamız da Halil Bey de kısmen temas etti. Tabii insanlığın son iki asırda belki daha öncesinde gidebiliriz. Çok ciddi bir evrilme geçirdi. Dinle olan ilişkisi değişti. Son asırlara baktığımız zaman insanımızın daha dünya merkezli,
gaybı, metafiziği, maneviyatı öteleyen bir yaklaşım içerisinde, bir hayat felsefesi içerisinde olduğunu görüyoruz. Şimdi yani eski oranla camilere giden, Kur'an öğrenenler ve dini yayınlar fazla. Dindarlık artmıyor doğrudur mu sizce? Yani dünyanın her tarafında dindar insanlar, değişik dinlere mensup dindar insanlar vardır. Fakat biz kendi açımızdan meseleye baktığımız zaman, Müslümanlar açısından baktığımız zaman bir dinin şekle indirgenmesi, dini hayatımızda bir yüzeyselleşme, bir satileşme olduğunu görüyoruz. Yani ibadetler insana olgunluk kazandırmıyor, bir manevi derinlik, manevi tekamül kazandırmıyor. Dolayısıyla insanların aslında bir kişilik parçalanması yaşadığını görüyoruz. Kişilik, yani insanı dürüst hale getiren, insanı bir şahsiyetini bütünleştiren dini değerlerdir. Dini değerler verilmeyince insanda efendim bir kişilik parçalanması olduğunu görüyoruz. Şimdi burada yani dini esas, değerler okullarda yani verilmiyor derken neyi kastediyorsunuz? Eksiklik doğrudur. Nerede? Yani fakat mesele sadece bir eğitim meselesi değildir. Doğrudur. Okullarda eğitim veriliyor, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faaliyetleri var, camiler vesaire. Fakat olay şudur, biz içerisinde acaba yaşadığımız öncelikleri mi belirlemiyor, bir sosyal Sayın bir kültürel, yani bir sosyal bir kültürel konjonktür var, çevre var, şartlar var. Yani yetişen insanı bütün bu faktörleri göz önüne bulundurarak ele almak lazım. Yani biz bir takım değerleri veriyoruz. Efendim başkanlık olarak veya din kültürü ve ahlak derslerinde bir takım değerler veriliyor. Fakat şartlarla içerisinde yaşadığımız sosyokültürel şartlar bu anlamda insanın yani o değerlere bağlı bir hayat yaşaması noktasında sıkıntılar oluşturuyor. Burada olay biraz şudur. Farkındalık gerekiyor. Evet. Bu yapılan kutlu doğum çalışması da evet, bu farkındalığı yani arttırmak. Burada temel bir hususu ifade etmek istiyorum. O da şudur. Son iki asırda insanın kalple olan irtibatı koptu. İnsan kalbine küstü. Neyi demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Çünkü insan dinle olan ilişkisi farklı bir mecraya girdi. Daha dünyevi bir hayat tarzına sahibiz. Dine baktığımız zaman din insana belirli hedefleri verirken özellikle onun kalbini merkeze alır. Kalbi üzerinde yoğunlaşır. Şimdi Kur'an'a yani baktığımızda duyguları kastediyorsunuz. Tabii, tabii. Yani kalpten gönlü kastediyorsunuz. Yani güzel duyguları kastediyorsunuz. İnsanın yönetim merkezi olarak Kur'an'ın kalbi öne aldığını görüyoruz. İnsanın yönetim merkezi yani kalp akleden, kalp duygulanan, kalpte sevgi var, kalpte muhabbet var, kalpte nefret var. Dolayısıyla son asırlara baktığımız zaman insanın bu anlamda dinden, dine karşı olan mesafeli yaklaşımı dolayısıyla kalp ihmal edildi. Kalp göz ardı edildi. Ben olayı şöyle ifade etmek, özetlemek istiyorum. Batılı bir düşünürün bir tespiti var. Yani bugünkü medeniyeti özetlemek açısından son derece önemli. Diyor ki, insan bugün diyor gökyüzünde kuşlar gibi uçmayı beceriyor. Deniz altında balıklar gibi yüzebiliyor. Ama yeryüzünde yürümesini bilmiyor. Yani bu bize son derece yani İnsanca yaşamak, yani hem cinsiyle ülfet, kaynaşma, muhabbet içerisinde yaşayabilmek, hayır hah olmak, merhametli olmak, saygılı olmak, bu anlamda bir sorun var. Yani burada teknoloji çok büyük gelişmeler kaydetti. Yani bilimdeki, teknolojideki bu gelişmeyi takdir etmek lazım. İnsanın ihmal edildiğini, insan gönlünün, insan kalbinin ihmal edildiğini görüyoruz. Bir başka düşünürün tespitini hatırlatmak istiyorum. Çok yani anlatmak istediklerimi öz bir şekilde ortaya koyuyor. Diyor ki efendim diyor bugün diyor insanlık diyor uzaya açılırken yere çakılmıştır. Yani hakikaten bilimde, teknolojide
gezegen artık bize yeterli değildir. Yani insanoğlu... O yere çakılmayı yere yani, çakılma daha bir, çok ahlaki zaaflar noktasında... Dünyevileşme yani burada aslında şu var. Temel sorunun ben şu olduğunu düşünüyorum. İnsanı tanıma noktasında sıkıntımız var. Yani insanı tanımazsan insanı eğitemezsin. Az önce hocamız ifade etti. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Şimdi insanda bir kötülük duygusu var, şer eğilimi var. Öte taraftan da takva duyarlılığı var, hayra yönelik bir eğilimi var. Şimdi insanı biz, din bunlardan tabii kötülüğü terbiye etme, şerri terbiye etme ama diğer taraftan hayır noktasında insanı iyiliği, güzelliği, harekete geçirme var. Yani şimdi, bu anlamda insanın tanınması son derece önemli. Evet, insan tanınacak, bilinecek. Özellikle insanı en iyi tanıtan da dinimiz İslam ve özellikle de insanın bu anlam arayışına, çabasına da Hazreti Peygamber'in örnekliği de çok önemli. Oradan da gitmemiz lazım. Şimdi samimiyete Sayın Karslı hocamız kalpten başlamak lazım dedi. Aslında kalpten başlamak deyince niyeti mi kastediyor acaba? Hani niyetlerin bir güzelleşmesi, insanın fikir ve dünyasının, duygu dünyasının güzelleşmesi ne anlayabilir miyiz hocam burada? Tabii, yani orası güzelleşmeyince davranışlar, fiiller güzelleşir mi? Şimdi şöyle bir şey, Karslı hocamızın bahsettiği o hadise, hadis zatında kalp dediğim şey insanın manevi dünyasını temsil ediyor. Ben öyle anlıyorum ve öyle algılıyorum. Manevi dünyanın içerisinde duygularımız, aklımız, gazaplarımız, öfkelerimiz, aklımız var. Ama bunların akıl ve kalp dediğimiz, manevi dünya dediğimiz iki merkezin birleşmesi noktasında din ortaya çıkar. Dolayısıyla din dediğimiz algının nasıl olması gerektiği bizim açımızdan çok önemli. Bizler Müslümanlar olarak özellikle belli Müslüman dünyasının, İslam dünyasının geri kalmasının temel sebeplerinden birisi olarak düşünülebilecek olan dinin parçalı hale gelmesi, kişiliğin parçalanmasından bahsetti hocam. Ben de onu yani din algısının parçalanması gibi değerlendirdim hep. Yani dünyaya yönelik din, ahirete yönelik din, böyle bir bunu şey, mu kastediyorsun? İslam'da böyle bir şey yok. Yani dinin verdiği şey... Din bir hayat nizamıdır. Veya Kur'an'la sünnetin ayrışması da var. Mesela işte İslam dünyasında böyle de bir parçalanmışlık o var. Ayrı bir problemimiz, ayrı bir, şey. Ayrı bir derdimiz. Ama biz din deyince bizim şurada oturmamızın şekli bile bir din konusudur. Sizin bir sunucu olarak bizim size karşı takınmamız gereken usul adaba uyup uymayışımız bile dinin bir konusudur. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Din dediğimiz zaman hayatın hiçbir alanını dışarıda bırakmayan ilahi nizamlar bütünüdür. Şimdi biz dini böyle anlarsak, dünyaya bütüncül bir gözle bakacak olursak, o zaman dünyevileşme dediğimiz o baskı aracını oldukça sınırlandırmış oluruz. İnsan içinde yaşadığı dünyanın baskısı altında mutlaka kalır. Ama bu baskıyı, bu bütüncül dünya din anlayışıyla ancak yenebiliriz. Sevgili Peygamberimizin herkesin dilinde pelesenk olan o hadis-i şerifi de bunu anlatıyor. Eddinün nasiha. Değil mi? Din nasihat yani samimiyetten ibarettir. Samimiyet deyince akla sorular geldi sahabilerin her birisinin aklına. Hocam orada samimiyeti biraz açalım. Eskiden biz samimiyet yerine çok farklı kavramlar kullanıyorduk. Biraz kavramlarımızı geri tuttuk. Daha anlaşılsın diye böyle bir kavramı da kullandığımızı düşünüyorum. İhlas diyorduk. Yani Kur'an-ı Kerim'de kullanılan kavramlardan birisi ihlas. Acaba samimiyet, ihlas birbiriyle örtüşüyor mu? Bir farklılık var mı? Kastettiğimiz şey ihlas mı bizim Tabii. bu samimiyetten? İhlası çok geniş düşündüğümüz zaman samimiyetle tıpatıp örtüşür. Ama sıradan bir bakışla baktığımız zaman ihlas biraz daha dini tarafı, bizim o tırnak içerisindeki bakışımızda dini tarafı ağır basan, özellikle işte sadaka verirken, namaz kılarken, zekat kılarken bizim din diye algıladığımız, kabaca din diye algıladığımız yanlış olarak alanda yapacağımız faaliyetlere, onların Allah için sırf yapılmasına ihlas diyoruz. Ama gündelik davranışlarımızda çok samimi adam, içi dışı bir diye dediğimiz zaman kastettiğimiz şey de biraz başkadır. Aslında bu iki şey, ihlasla samimiyeti zihnimizde, algılamamızda üst üste oturtabildiğimiz zaman tek parçalı din anlayışına da sahip olmuş olacağız. Dolayısıyla samimiyet bir yönde ihlası
alır. Hatta samimiyet deyince ihlas da, ihlası da anlamalıyız. Bunlar birbirine örtüşmelidirler. Kahvede konuşan iki adam arkadaşını samimi diye tavsif ederken Hazreti Peygamber'in kastettiği dini anlamdaki samimiyette kastediyorsa bu iş çözüldü zaten. Oturmuş çay içti, kalktı gitti. Çok samimi adam derken ya bu insan namazını kılar. Rabbine karşı içi de, nasılsa dışı da öyledir. Bizimle beraber oturup konuşurken de aynı öyledir. Dedikodu yapmaz, gıyab etmez. Din dediği zaman çalışmayı da, helal kazanmayı da din olarak algılar diye kastedip arkadaşının samimi olduğunu söylüyorsa o arkadaşımız dini doğru anlamış. Evet, yani artık ikisini birbirinin yerine de kullanabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de Sayın Karşı, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de tezkiye var, ihlas var, başka neler var? Kur'an-ı Kerim ihlası nasıl tanımlıyor? Yani ihlas sadece samimiyet, ibadet hayatındaki bir samimiyet olarak kulluktaki samimiyet, duadaki samimiyet mi görüyor? Nasıl görüyor? Hayatın hangi yönlerine ne samimiyet getiriyor, samimiyet bakışını getiriyor? Kur'an'da neler var? Şimdi tabii az önce bir soru sordunuz hocama. Samimiyet, ihlas ilişkisi. Ben o konuyla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Tabii şöyle diyebiliriz. Yani samimiyet aslında biraz da bir karakter tarzı, bir yani kişilik özelliği, bir karakter özelliği gibi diye düşünüyorum. İhlas kelimesi ise daha dini bir anlamı vardır. Dini bir muhtevası vardır. İhlas dediğimiz zaman yani ama bir karakter Müslümanın dediğinizde ben orada şunu anlıyorum. Yani yaratılıştan getirilen şeyi kastetmiyorsunuz. Evet, evet. Yani bir davranış eğitimle belli bir aşamadan sonra karakter haline gelir. Onu kastediyorsunuz. Tabii yani yani o aslında kişinin tabiatında olan o otantik özelliğini muhafaza etmesi, dürüstlük. İnsanoğlu yaşadığı toplumlarda bu tabiatı bozuluyor. Bu kişilik özelliği, bu fıtrat saffeti, bu fıtratı bozuluyor. Dinin buradaki temel amaçlarından birisi de aslında insandaki bu fıtrat özelliğini muhafaza etmektir. Yani o iç dış, zahir batın. Yani göründüğün gibi olmak, evet, evet, olduğun gibi aynen görünmek Mevlana'nın yani sözü, dediğiyle sözü özü bir olmak. Yani bu, burada şunu söyleyebiliriz belki bu bağlamda. Din aslında getirdiği değerlerle mahza insanın fıtratını destekliyor. Yani bu dürüstlüğü, bu efendim saffeti muhafaza ediyor. Onun desteklenmesi, onun gelişmesini sağlıyor. Dini değerlerin böyle bir prototip temel olarak Kur'an'a baktığımız hani model şahsiyetleri bize örnek sunuyor. Bir böyle hani bu samimi bir dindardır dediğimizde Kur'an'da bir yansıması var mı? Hani yani peygamber kıssalarına bakarak acaba hani peygamberimiz mi, efendimiz mi sadece yani hani samimi, halis bir tip olarak sunuyor. Evet. Şimdi aslında şunu söyleyebiliriz. Bütün peygamberler insanlığa dürüstlüğü ve samimiyeti öğretmişlerdir. Yani bütün peygamberlerin mücadelesinin insanlığa bu dürüstlüğü öğretmek olduğunu söylemek mümkündür. Hatta mesela sıdk ve sadakat kavramı. Şimdi bu kavramın birçok peygamberle ilgili olduğunu kullanıyoruz. Mesela Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail hatta Sıddık kavramı kullanılıyor. Çok doğru. Yani çok yeri geldiği zaman burada bir doğruluk anlamı değil, samimiyet anlamı var sıdkın. Yani sıdk doğrulamak anlamı var. Evet. Yani yeri Kur'an-ı Kerim'de kullanılan terimlerden bir tanesi de sıdk. Hani sıdk ile Allah'a bağlanmak, evet, sıdk ile hac etmek, doğruluk, dürüstlük, samimiyet anlamında. Aynen. Yani burada şimdi biz Kur'an'da mesela ulaike humus sadikun diyor. Onlar sıdk, sadakat sahibi kimselerdir. Onlar samimi kimselerdir. İşte samimi olanlar onlardır. Böyle tercüme etmek de mümkün. Evet. Yani Kur'an'a baktığımız zaman samimiyet kelimesiyle doğrudan ilişkili belki de birinci kelimenin veya en önde gelen kelimelerden, kavramlardan birisinin bu olduğunu düşünüyoruz. Mesela şimdi tabii peygamberimizle burada ilgili acaba onun samimiyetiyle ilgili neler var? Şimdi yani Kur'an'a baktığımız zaman bir defa Hazreti Peygamber peygamberlikten önceki hayatında el emin diye, yani bu çok önemli. El emin yani güvenilir, güven telkin eden.
Yani peygamberlikten önce el emin olan Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı peygamberlikten sonra düşünmek lazım. Mesela onun sorumluluk konusundaki görev samimiyeti konusundaki durumunu nakletme bağlamında şunu söyleyebilirim. Mesela Hazreti Peygamber ben acaba peygamberlik görevini gerektiği şekilde yerine getirebiliyor muyum diye titreyen birisi. Yani bir anlamda malum, samimiyet sorgulaması tabii, yapıyor. Yani Allah'a yani bir insanın üzerine yüklendiği, yüklenen sorumluluğu yerine getirme konusundaki hassasiyeti. Mesela فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَا. Yani bu Hazreti Peygamber'e yönelik bir ifade. Onlar iman etmiyorlar diye sen neredeyse kendini yiyip bitireceksin. Bu da yani, davetindeki İslam'ı anlatma çabasındaki samimiyetini, evet, iştenliğini, evet, insanlara yaklaşımında da bu samimiyeti görüyoruz. Biraz önce Efendimizin hadisinden bahsettiniz. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de اَلَا لِلّٰهِ الد۪ينُ الْخَالِسِ اَدِّينُ النَّسِيهَا dediniz. Bu hadisten yola çıkalım. Din samimiyettir, iştenliktir. Peygamberimizin hadise baktığımız zaman hadiste diyor ki limen diye soruluyor, bildiğiniz gibi lillahi veli kitabi veli rasulü veli eymmetil müslimin şeklinde ve ammetim şeklinde devam ediyor. Şimdi samimiyeti peygamberimiz ilk önce Allah'a karşı bir samimiyet olarak ifade evet ediyorlar. Allah'a karşı samimiyet deyince ne anlamalıyız? Neler giriyor bunun kapsamına? Sayın Allah'a hocam karşı samimiyet aslında o maddeden sonra zikredilen dört maddeyi de kapsar. Biz yani işin tepesinde Allah'a karşı samimiyette vurgulayalım. Evvela Allah'a Kur'an'ın Peygamberimiz Aleyhisselam'ın gösterdiği şekilde sağlam bir imanla bağlı olmak. Bir, iki, onun sonsuz kudret sahibi olduğunu, her şeyi işitip gören, artılarımızı eksilerimizi en ufak bir şeyi kenarda bırakmak suretiyle kaydetme kudretine sahip olan, bu da yetmez, bunlarla bizi hesaba çekme kudretine sahip olan sonsuz kudret sahibi bir Allah'ın kulu olduğumuzu bilmek, inanmak, kabullenmek ve buna uygun bir hayat tarzı sürmeye çalışmaktır. Hiç hata yapmadan çalışmaktır anlamına gelmez. Bakın burada niyetler önemli. Samimiyet dediğimiz şeyde niyet önemlidir. Bir şeyi samimiyetle içten gelerek yapmayı arzu edersiniz ama hatalarınız olur. Biz de Rabbimizi olduğu gibi kabul edilmesi gerektiği gibi, inanılması gerektiği gibi kabul edip inanıp onun kulu olduğumuzu ve bu kulluğun gereklerini yapmamız gerektiğini inanarak harekete geçmek noktası Allah'a karşı samimiyettir. Bunun pratik yansıması Kur'an ve sünnet üzerinden gerçekleşir. Dolayısıyla bir müminin Allah'a karşı samimi olup olmadığını... Yani imanda samimiyette nasıl bir tavır içerisine gireceğiz? Yani biraz anlaşılsın istiyorum. Anlıyorum. Sayın Hocam. Yani samimi bir iman deyince nasıl bir imandır o? Onun bir derecesi var mı? Nasıl bir şeydir bu? Bir kere ehli kalp, İslam alimleri böyle iman dediğimiz hadiseyi de bu sizin dediğiniz soruya cevap olacak tarzda da farklı tarifler yapmışlar. Bir kere bir taklidi iman dediğimiz bir mesele vardır. Bir de tahkiki iman dediğimiz mesele var. Allah'a karşı samimiyetin kullar üzerinde yansımasını adeta derecelendirmişler, tasnif etmişlerdir. Taklidi iman, Allah var bir ben biliyorum. Ondan ne gelmişse hepsine inandım ve peygamberimiz ne bize ne haber vermişse bunları yerine getirmeye hazırım demek taklidi imandır ama bu iman yani insanı kurtarmaz anlamında. Burada bir imanda samimiyet düşüklüğü söyleyebilir Hayır, miyiz? Hayır bakın sıradan bizim gibi sıradan insanlar ashab-ı kiram zamanındaki bedevi çölde yaşayan Arapların arasında bu sahne çok yaşanmıştır peygamberimizin arasında. İslam nedir? İman dilleriyle nedir? Dilleriyle Müslüman sorun olduklarını söylüyorlar ama yaşantıları İslam'a uymuyor. Tabii bir... ben bunun tersinden başlayacaktım. Yani geliyor iman nedir İslam nedir diye soruyor cevabını alıyor. Peki bundan başka bir şey yok mu? Sen bunları yap kurtulursun diyor. Vallahi bundan başkasını yapmayacağım diyor. Çekip gidiyor adam. Resulullah diyor ki eğer doğru söylüyorsa cennetliklerden birisini görürsünüz diyor. Şimdi bunun da tam tersinde iman ettim, Allah'a inandım deyip de inancın gereklerini yerine getirmeyen,
Allah'a bağlılığının ispatı olan amel noktasında, ibadetler noktasında, dürüstlük noktasında, insanlarla olan ilişkilerini düzenleme noktasında, Kur'an ve sünnetin prensiplerine, yani Müslüman yakışan bir tavır sergilemeyen adamın imanında gerçekte problem var demektir. Bu imandaki bu ihlas iddiası insanı kurtaracak değildir. O zaman Allah'a karşı samimi olmanın temel ölçüsü, inandığımız bir Allah'ın bize yüklediği görevlerin amellerimizle yansımasından ibaret olur. Evet, Allah'a karşı samimiyetimizi sayın karşı. Acaba yani Allah sevgisi, Allah'ın rızasını gözetme yok mu? Hani insan içten, sizin de ifade ettiğiniz gibi iç dünyasında güzel duygular taşıyacak Rabbimize karşı. Bir defa sevecek. Yani iman sevgi olayıdır. Sevdiğiniz ilaha karşı bir teslimiyetiniz olur. Yani bir Allah sevgisi yüce olmalı ve Allah'a karşı bağlılık, teslimiyet yüce olmalı. Allah'ın rızası daima akılda tutulmalı ve o rehberlik etmeli hayatımıza, değil mi? Ne dersiniz? Evet, evet. Samimiyetle ilişkili değil mi bu kavramlar? Samimiyet konusu soyut bir şey değildir. Yani bir insanı inandığı değerler harekete geçirmiyorsa, o insanın samimiyeti problemlidir. O bakımdan insanın gerçek manada samimiyeti bir fedakarlık anında belli olur. Yani canından, malından fedakarlık yapabiliyor mu? Zorluklar, sıkıntılar karşısında sabırlı, metanetli davranabiliyor mu? Yani iman bir anlamda, imandaki samimiyeti tabii, biz bir şeylerle ispat etmeliyiz. Evet. Bu ibadet şimdi, olur veya zor zamanlarda... Doğru. Örnekleri var mı bunun? Vardır. Yani söylenecek çok söz var ama biz kısaca ifade edelim. Mesela şimdi Bakara suresinde orada esas itibariyle Yahudilerle alakalı olarak nazil olan bir ayet var. Bu kıble tartışması var. Onlar bunu problem ediniyorlar. Yani işte bizim kıblemize döndün dönmedin Hazreti Peygamber'e yönelik olarak Mescid-i Aksa'ya yani doğru namaz kıl. Nasıl oldu da Mekke'ye döndün sen? O bağlamda gelen bir ayet var. Orada leysel birra en tüvellû vucûheküm kıbelel meşrikli vel mağribi diye başlıyor. Yani önemli olan erdem, fazilet, doğuya dönmek, batıya dönmek değildir. Ve onu izah ediyor aşağıda. Erdemli olmak, faziletli olmak veya samimi olmak ne demektir? Esas söylemek istiyor. Faziletli, samimi olmak ne demektir? Şimdi ayetin devamına baktığımız zaman, şimdi bu kimseler bir defa amentüye, İman eden kimseler. Allah'a, peygamberine, kitaplara, meleklere iman edenler. Ondan sonra ne diyor? Vel mufune bi ahdihim iza ahadu. Sözlerine, verdikleri söze bağlı kalanlar. Ve sabirine fil ba'sa'i ve darra'i ve hinel ba's. Savaş anında olsun, zorluk anında olsun, kıtlık anında olsun, sabırla, metanetle direnenler. Allah'a bağlılığını, teslimiyetini devam edenler. Ve ondan sonra gelen bir ifade var. اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ الصَّدَقُ İşte samimi olanlar, dürüst olanlar, sıdk ve sadakat sahibi olanlar işte bunlardır diyor. Yani somut veriler dediğimiz zaman bir defa... Bir şey var, hayat... Kur'an-ı Kerim'de de Sayın Kars aklıma geldi. Hani şeytan işte لَوْوُيَنَّهُمْ diyor, onların yollarına duracağım, evet, evet, aldatacağım diyor. وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ Onları şükreden bulamayacaksınız diyor. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Ancak halis kullar, samimi kulları kandıramayacağını söylüyor. Peki biz günah işliyoruz, hata ediyoruz. Evet. O zaman biz samimi kullar konseptinin dairesinin dışına mı çıkıyoruz biz? Yani ne yapmak lazım? Olay tekrar... şudur, olay şudur. Bir hayat felsefesidir. Yani bizim hayatta önceliğimiz nedir? Allah rızası mıdır? Yoksa keyfi, gelişi güzel bir hayat yaşamak mıdır? Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse mesela bizler namazlarımızda ihdinas sıratal müstakim diyoruz. Ya Rabbi bizleri işte dosdoğru yol üzere bir hayat yaşamayı nasip eyle. Şimdi gerçekten bu yol bilincine sahip miyiz? Ne kadar bu yolun, dosdoğru yolun gereklerine sadakat gösteriyoruz? Yani işin aslına baktığımız zaman hayat bir samimiyet imtihanıdır. Yani kimler bu yolda sebat edecek, kararlı olacaklar?
Kimler de efendim bu yolun gereklerini yerine getirmeyecekler. Bu anlamda hepimiz bir testten geçiriliyoruz. Evet. Mesela efendim ilgili bir ayeti hatırlatmak istiyorum. Elif lam mim ehasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ. İnsanlar iman ettim demekle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Ve lekad fetennellezine min qablihim. Biz onlardan öncekileri denemeye tabi tuttuk. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ sadaku. Onlardan hangileri samimi idi, dürüst idi? فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ. Hangileri de efendim... Yalancı veya evet, samimiyetsiz. Samimiyetsiz, gelişi güzel bir hayat yaşayan, keyfi bir hayat yaşayan, yani değerleri değerlerine bağlı olmayan. Bu anlamda hepimiz aslında bir samimiyet sınavındayız. Samimiyet testinden geçiriliyoruz. Evet. Sayın Altuntaş Hocam, biraz önce Allah'a olan samimiyeti yine hadis üzerinden ben yürüyelim istiyorum. Sayın Karslı Hocam çok güzel ifade ettiler. Hayat bir samimiyet sınavıdır ve biz bir sınavdayız. Bu sınavı aşmak için evet Allah'a karşı samimi olmalıyız. İkinci olarak Peygamberimizin hadisinde kitaba karşı, yani Kur'an'a karşı veya vahye karşı samimiyet. Bizim Kur'an'a karşı samimiyetimiz deyince ne anlamalıyız, nasıl yaklaşmalıyız kitabımıza? Biraz önceki bana yönelttiğiniz soruya cevap verirken ilk başladığım cümle şöyle olmuştu. Allah'a karşı samimiyet kavramı haddi zatında diğer bütün samimiyet alanlarının içine alır diye. Burada Kur'an'ı Allah Teala bize gönderdiğine göre Rabbimize karşı göstermemiz gereken samimiyet bir yönüyle Kur'an'a karşı samimiyeti içerir. Allah bize Kur'an'ı niçin gönderdi Celle Celaluhu? Hayatımıza şekil versin diye. Hayatımızın bütününü kapsadığı bilincine ulaşalım ve ona göre davranalım. Siz biraz önce soru sordunuz. Biz iyi niyetliyiz, samimiyetliyiz, samimiyiz ama günahta işliyoruz, ne olacak? Bakınız, bu ihlas ve samimiyet, dürüstlük ile günah arasında hiçbir bağ yok değil. Günah işleme arasında bir bağ yok değil. Samimiyeti sergilemesini istediğimiz insanın Kur'an aynı zamanda günah işleyebilecek bir nitelikte olduğunu, bir yandan da Resulullah Efendimiz siz hiç günah işlemeyecek melek türünden insanlar olsaydınız Allah sizi giderir, yerinize günah işleyen. Ama orada herhalde etmesin. Sayın Hocam Hazreti Adem Aleyhisselam gibi davranmamız gerekecek. Yani günah işte samimiyetle tövbe. Yani onun konusu ayrı. Evet, ben oraya yani orada yani konu ondan işerir. Yani bir konuyu konuşurken bütün dallar ayrılırsak o da şey yapamayız. Yapmaz. Evet, yani dağılıyoruz. Ama bizleri Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimiz, biz onun emirlerini yerine getirmekte mükellefiz. Samimi bir niyetle Kur'an'ı anlamaya çalışıp hayatımıza tatbik etmek, işimize gelen yerde bu çağda bu mu demeden, Allah ne demişse başımızın üstünde içten gelerek yerine getirmeye çalışırsak Kur'an'a karşı samimiyetimiz var demektir. Özü ruhu var demektir. Kur'an'ı hayatımızda tatbik etme noktasında ne kadar başarılı olursak samimiyetin yüzdesi de o kadar artar. Bu yolda yürürken işleyeceğimiz günahlar kasta mukarin olmaksızın olursa zaten onları Allah affeder. Kasıtlı olursa tövbe etmek gibi bir asli görevimiz var. Samimiyet noktasında alacağımız manevi yaraları da giderme noktasındadır. Dolayısıyla bizler bütün samimiyet dediğimiz, takip ettiğimiz bu yolda iyi niyetle hareket edersek, samimi hayat yaşamak istediğimiz, samimi olarak yaşamak istediğimiz hayat çizgisinde karşılaşacağımız sürçmelerin Allah tarafından affedileceğine inanmak durumundayız. Dolayısıyla Kur'an'a karşı samimiyet, ibadetler noktasında, ahlaki noktada, bütün bunlar bu samimiyetin bizde varlığını ispat edebilmemiz için evvela Kur'an dediğimiz mukaddes kitabın içerisinde neler var, bizden neler istiyor bunu bilmemiz lazım. Bir kanunun muhtevasını bilmeden ona göre amel etmemiz mümkün değil. Onunla onu hayatımıza tatbik etmemiz mümkün değil. Ve yeri geldiği zaman da efendim ben bu maddeyi bilmiyorum, çok samimiyim ama bilmiyorum dediğimiz zaman da kendimizi yani kurtaramayız. Kur'an'a karşı samimiyet genellikle halk arasında ona karşı saygıyla da bir anlamda karıştırılıyor. Kur'an'ı göbeğinin altında tutmamak, onu daha korunaklı, daha yüce yerlerde tutmak gibi algılanıyor. Bu bir saygıdır ama asıl
ifade ettiğiniz Kur'an'a gibi Kur'an'a karşı gösterilecek samimiyet, en büyük saygı onu yaşamaktır. Yaşamaktır. İçindeki hükümlere kulak vermek. Tabii Kur'an kavramının içini maalesef bilerek bilmeyerek, tembelliğimiz yüzünden, cahilliğimiz yüzünden, yaşadığımız şanssız, talihsiz süreçler yüzünden Kur'an, zihnimizdeki Kur'an'ın içi boşaldı. Bir musafa dönüştü Kur'an-ı Kerim. Kur'an, musafla Kur'an kavramını da birbirinden bir anlamda ayırmak lazım. Musaf bizim elimizde tuttuğumuz, yazıya döktüğümüz maddi yapısıdır Kur'an-ı Kerim'in. Ama Kur'an onun içerisindeki vahiy unsuru olan hayatımıza yer veren anlamlardır. Dolayısıyla biz musafa saygıyı aldık ama Kur'an'a saygıyı, yani onunla amel etmeyi, Kur'an'a karşı samimiyeti, böyle hep kendimizi aşağılamak da istemiyorum bu noktada ama bir vaka var. Müslümanlar olarak özellikle Kur'an'a karşı, efendime söyleyeyim, kendimize karşı samimiyet noktasında bir zaaf yaşadığımızda vakadır. Derdi tespit etmeliyiz ki devasını arama yoluna girebiliriz. Evet, şimdi yine Efendimizin hadisinden hareket ettik ve hocam iki noktayı çok güzel vurguladılar. Allah'a karşı samimiyet ve kitabımıza karşı samimiyetle ilgili. Ve üçüncü olarak da Peygamberimizin buyurduğu Resulüne karşı samimiyet. Peygamberimize karşı, şimdi Peygamberimiz hayatta değiller ve ona karşı samimiyetimizi biz nasıl sergileyeceğiz? Evet. Yani bunu neyin üzerinden yapacağız? Nasıl olacak bu samimiyet Peygamberimize karşı? Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı samimiyet, Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'i eğiten, onu insanlığa örnek bir hale getiren de Kur'an-ı Kerim'dir neticede. Yani Hazreti Peygamber'i eğiten de, terbiye eden de Kur'an'dır. Dolayısıyla Kur'an'ın yaşanması esastır. Tabii Kur'an temel ilkeleri bir anlamda ortaya koymuştur, detaya inmemiştir. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizim cinsimizden, insan cinsinden, beşer cinsinden olan birisi olarak örnek bir kimlik ortaya koyuyor. Dolayısıyla onun hayatın her alanıyla ilgili gerçekten örnek alacağımız çok önemli ahlaki vasıfları var, nitelikleri var. Yani onun hayatının hiçbir yönü gizli değildir. Aile hayatından tutalım, insanlar arası ilişkilere, ticari hayatta vesaire, uluslararası ilişkilere kadar talimatları var, tavsiyeleri var, telkinleri var. Dolayısıyla yani doğru sünneti bulmak, evet, sahih sünnete sarılmak, evet, evet, bu Peygamberimizin sünnetidir deyip, evet, yapmak, Peygamberimiz bunu yaptı diye yapmak, bir samimiyet ifadesi göstergesi, elbette, değil mi? Elbette, elbette. Yani burada bakacağız, Kur'an-ı Kerim'e bakacağız, evet, Peygamberimizin, evet, evet, sayı sünnetine bakacağız ve onları, evet, içtenlikle yapacağız. Evet. Bu noktada hani işimiz biraz zor gibi. Hani zor değil, aslında hiç de zor değil. İnsanın önemli olan hayata verdiği anlamdır. Hayattaki öncelikleridir, tekrar ediyorum. Yani bugün çağdaş insan, işin kökenine indiğimiz zaman bir varoluşsal bir sorun yaşıyor. Bir yani bir semantik sorun deniyor. Hayata anlam verme noktasında. Biz burada neden bulunuyoruz? Bu gezegendeki anlamımız nedir? İnsanın bu açıdan baktığımız zaman yani insan hayata bir Kur'an'ın ortaya koyduğu bir anlamı verdiği zaman orada problem çözülüyor. Disiplinli, ilkeli bir hayat yaşamakla problem çözülüyor. Ben az önce Halil Bey'e sorduğunuz soruyla alakalı Kur'an-ı Kerim'e karşı bir iki hususu ifade etmek istiyorum. Tabii şimdi vahiyler geldiği zaman, ilahi kitaplar geldiği zaman insanlar onun gereklerini yaşamışlar, ona bağlı kalmıştır. Daha sonraki dönemlere baktığımız zaman insanların inandıkları kutsal kitapla ilgili ilişkileri değişmiştir. Kur'an bize bunu örneklerle biraz anlatıyor. Hani zaman geçti mi? Neden böyle? Bir, yani bir peygamber şey, gelmediğinden bir dolayı bu samimiyet kaybı. Bir heyecan yoksunluğu oluşuyor. Ben vahiyden kopmanın getirdiği bir yoksunluk, bir yoksulluk olarak, bir bereketsiz olarak bunu değerlendiriyorum. Vahiden kopmanın getirdiği bir neticedir bu. Şimdi kutsal kitaba verilen anlam, az önce Halil Bey çok güzel ayırdı.
Yani biz Musaf'a saygı duyuyoruz ama onun muhtevasına, içindekilere, vahye karşı, içerdiği değerlere, emirlere, yasaklara karşı olan ilişkimiz nedir? Bakara suresinde bir ayet var. Onu hatırlatmak istiyorum. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ Bu aslında İsrailoğulları ile alakalı. Onlardan ümmiler vardır. Yani o ehli kitaptan bazı kimseler vardır ki bunlar kitabı bilmezler. Yani Tevrat'ı bilmezler. İlla emaniye. Ancak kuruntulara inanırlar. Şimdi bu neyi bize, hangi mesajı veriyor? Yani insan kendi dini dünya görüşünü ilahi kelama göre, Kur'an'a göre belirlemezse bu sefer o boşluğu hurafeler dolduruyor. Din adına bir takım batıl inançlar, yanlış anlayışlar. İnsan bir takım şeylere mutlaka inanıyor ama ya bu inandığı değerlerin kaynağını ilahi kelam oluşturmuyor. O bakımdan biz şimdi yani geçmiş kadim toplumların ilahi kelam karşısındaki tutumlarını çok iyi anlamamız lazım. Yani samimiyet kaybını özellikle İsrailoğulları ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki o da çok ilginç bir örnek. Rabbimiz buzağı kesmelerini istiyor ve onlar aslında bu emri yerine getirmemek için rengi nasıl olacak, efendim kaç yaşında olacak, şöyle mi olacak? 40 dereden su getiriyorlar ve neticede kesmemek için Rabbimiz de en sonunda onların bu samimiyetsizliklerine karşılık emir de zorlaşıyor. Bu da bizim için aslında bir örnek. Doğru. Samimiyet testi orada. Samimiyet testi var burada. Bir safsaklama, bir sorumluluğu, görevi safsaklama. Onu nasıl ben şey yapabilirim, öteleyebilirim? Bunun bir çabası var. Abdurrahman Bey, şimdi bu sorduğunuz soru var arkadaşımıza. Yani peygambere karşı samimiyet nasıl olacak? Bu soru, o soru zaten biraz doldurulması gerekiyor. Yani hocamız gerekiyor. Hakikaten Allah razı olsun çok güzel şeyler söyledi. Ben de bir iki cümle ifade edeyim müsaade buyurursanız. Bu soruyu aslında peygamberimize karşı samimiyet nasıl olurun cevabı ben şöyle düşünüyorum. Peygamberimizi ne kadar seviyoruz? Peygamberimizi seviyor muyuz? Seviyorum. Peki sevdiğini nasıl gösterirsin? İspat. Evet. İnnel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Seven insan sevdiğine itaat eder. Dolayısıyla sözümüzle, düşüncemiz, söylemimizle, eylemimiz Hazreti Peygamber'in fiilleri konusunda bize yansırsa biz samimiyiz. Şimdi gündelik hayatımızda Peygamberimizin sayısız sünneti bize öğretilir. Peki yemek yiyeceğimiz zaman önce elimizi yıkayıp yemekten sonra tekrar elimizi yıkamaya kaç tanemizi itibar ediyoruz? Samimi, yani duyarlı Müslümanlardan bahsediyorum. Bu işten çok haber olmayanlardan bahsetmiyorum. Hazreti Peygamber aleyhisselama samimiyetle bağlı olmak demek, onun bize sünnet diye bıraktığı en küçük davranışın bile gözden kaçırılmadan, hatta zaten hayatın temelinde bu temelinin bu detaylar üzerine kurul olduğunu unutmadan bunları yerine getirmek. Ya bir de sadece hocam hani biz sünneti yemekte besmele çekmeye veya yürüme değil ama asıl hani samimiyetle ilgili peygamberimizin kibirden kaçması, gösterişten kaçması. Bunlar çok önemli bir şey söyleyeyim değerler. Abdurrahman Bey, bunları birbirinden ayıramazsınız. Benim yemeye başlarken el yıkamaktan bahsediyorsam, bu basit gibi görünen bu meseleden, yani maddi olan bir işi yapmaktan kaçınan bir insan Hazreti Peygamber'e ne kadar samimiyetle bağlı olacak ki onun iş dünyamızla ilgili tavsiyelerini yerine getirebilir. Evet hocam, buradan devam edelim. Sohbetimize. Hani asıl bu üzerinde duracağımız noktalar bunlar. Evet. Evet sevgili seyirciler, kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar birlikte olalım efendim. Okumak. Hakikat yolcusunun yoludur okumak. Hayret içinde seyrederken alemi, tefekkürden muhabbete uzanan bir yoldur okumak. Ama neyi, nasıl ve niçin okumak? İlahi emre icabet ederken
bir yandan dünyayı okuyorum diyebilmek. Yunus Emre Aydınbaş. Aidiyette de bir ters yüzlük var ama kişilik ve varoluşta yani kesinlikle bir ters yüzlük yok. Akif Kuruçay. Tolstoy'dan bahsederken hep mümin bir adam diye bahsederdi. Abdullah Akkoyunlu. İnancı ve aşkı sunar. Ama ben şurada Necati Öner'in İnsan Hürriyeti diye bir çalışması var. Mehmet Tuğrul. Orada şöyle diyor. Bu aynı zamanda sömürü düzeninin özgürlüklerinden de özgürleşmedir. Ve Ömer Faruk Yeni'nin katılımıyla. O vakte kadar ki kimlik inşası o kitaplar üzerinden, o ilmi birikim üzerinden. Kitap okuyorum her cumartesi saat 13.30'da Diyanet TV ekranlarında. Ya okumanızı tavsiye ederim, o duyguyu veriyor. Tekrar birlikteyiz aradan sonra. Efendim ben konuklarımı size tekrar takdim etmek istiyorum. Sağ tarafımda Profesör Doktor İbrahim Karslı Hocam, Dinişleri Yüksek Kurulu üyemiz. Diğer tarafımızda Doçent Doktor Halil Altuntaş Hocamız. Kendisi de aynı şekilde evet. Dinişleri Yüksek Kurulu üyemiz. Din samimiyettir konusunu ele alıyoruz. Şöyle samimiyete girdik, tanımladık. Kur'an-ı Kerim'de samimiyet nasıl yer alıyor? Biraz da Efendimizin hayatından örnekler verelim. Peygamberimizin her tavrının örnek alınması gerektiğini Sayın Altuntaş Hocam ifade ettiniz. Peygamberimizin hayatında özellikle gösteriş yoktu. Tevazu var. Biraz bunun içerisinde bunlar samimiyeti yani gösteriş, eski tabirle eskiden sıkça kullandığımız riya diyorduk. Yani suma insanlara yaptığımızı gösterme. Bunlar samimiyeti bozan şeyler değil mi? Nedir? Peygamberimizin hayatında bunların yeri nedir? Peygamberimiz bu tür tavırlara karşı nasıl bir davranış sergilemiş efendim? Samimiyetin olduğunu iddia ettiğimiz yerde gösteriş, başkaları görsün diye bir tavır varsa orada samimiyet yok demektir. Ve insan ilk önce samimiyet noktasında kendini kandırıyor demektir. İnsanın kendini kandırdığı kadar başka kimse tarafından insanoğlu kandırılamaz. Bizim samimiyetimiz önce niyetimize bağlıdır. Samimi olup olmadığımız niyetimizle beslenen... Niyetimizi düz tutmalıyız. Ya, doğru tabii. Tutmalıyız. Evet. Ama nasıl kurgulamalıyız? Niyetimiz nasıl samimi olur? Yani bunun yolu ne? Nasıl yapacağız niyetimizi düzgün tutmanın? Hani yolunu neye göre belirleyeceğiz? Yani nasıl olacak? Din dediğimiz şeyi samimiyet gibi tarif eden Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir taraftan da innemel amalu bin niyyat. Buhari'nin birinci hadis-i şerifi. Ameller niyetlere göre değerlendirilir demiştir. Siz namaz kılarsınız, cihad edersiniz, ticaret yaparsınız, zekat verirsiniz. Bunun arkasında eğer Allah rızasını kazanmak gibi asil bir niyet yoksa hiçbir değeri yok. Tam tersine bunları yapmaya çalışıyorsunuz. Zekat vermek arzusundasınız Allah rızasını kazanmak için. Cihad etmek istiyorsunuz Allah'ın rızasını kazanmak için. Bütün güzellikleri yapmak istiyorsunuz ama Allah size bunları nasip etmemiş. Öyle bir güzellik var ki sizde. Neden? Siz onu yapanların sevabını da aynen kazanıyorsunuz. Onun için içinizden samimiyetle işten gelerek bunu yapmak istediğiniz halde iş yapmadan yapmış gibi Allah size mükafat veriyor. O halde samimiyet dediğimiz olgu ile insanın yüreğinden kaynaklanan niyet arasında doğrudan bir bağlantı var. Belki de ikisini birbiriyle özdeşleştirsek bize kimse bir şey diyemez. Yani iman noktasında samimiyet nifakla zıtlaşır. İnandım deyip de haddi zatında inanmamak münafıklık yani imanda samimiyetsizlik. Ama bir işi güzel bir işi yapıyor görünürken Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla değil. Şu veya bu şekilde başkalarından aferin almak için yapmışsak onun da bir değeri yok. Bakın iki zıttı Kur'an, Hazreti Peygamber'in sünneti doğruluk ekserinde bir araya getiriyor. Hiçbir şey yapmadan sırf o konudaki niyeti sebebiyle mükafat kazanırken her şeyi yapmakla beraber samimi olmayan niyeti yüzünden bütün sermayeyi kaybetmek gibi bir temel ilke var. O halde iman şeyle, ihlas ile samimiyetle niyetimiz arasında doğrudan bir bağlantı var. Yani samimiyet duygusu, niyetimizi düz tuttuğumuz, doğru tuttuğumuz zaman adetler de aslında ibadete de dönüyor. Sayın Karslı, Kur'an-ı Kerim'de örnekleri yok mu bunun? Yani Tebuk seferine gidemeyen Müslümanlar var. Biraz burayı açar mıyız? Onlar gitmediler ama gitmedikleri
halde sevap aldılar. Onların gidenler kadar sevap aldılar. Nasıl oluyor bu? Gitmeden yerinde oturarak nasıl sevap veriyor Allah bu insanlara, bu şimdi, sahabiye? Abdurrahman Bey, şöyle bir şey var. Yani iki konu var, iki husus var. Kur'an'ın özellikle üzerinde durduğu, birçok ayette ele aldığı iki husus var. Bu iki husustan insanoğlu derinlik kazanmadıkça, bir farkındalık, bir şuur, bir bilinç kazanmadıkça insanın samimiyeti her zaman problemli olacaktır. Samimiyet sahibi olamayacaktır. Nedir bu iki husus? Bir, tevhid şuuru. Şimdi bizler her şeyden önce, her şeyden haberdar olan, gönlümüzden geçeni bilen, aklımızdan, kalbimizden geçeni, innehu alimun bizati sudur, özümüzde olan, her şeyden haberdar olan Mevlamıza inanıyoruz. Ve yine ne diyor? Ve huve me'aküm eyne me'aküntüm. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Bir başka ayette ve lekad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsu. Yani insana nefsinin ne fısıldadığını biz biliriz diyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz ona şah damarından yakınız. Dolayısıyla şimdi insan böyle bir tevhid şuurunu, böyle bir marifetullah'a, böyle bir bilince sahip olması lazım. Eğer insan böyle bir tevhide, böyle bir şuura sahip olmadığı zaman o insanın bir takım samimiyet problemleri yaşaması gayet normal bir hale geliyor. Ama siz eğer Rabbim beni bulunduğum her mekanda, her makamda, nerede bulunursam bulunayım, beni gözetliyor, beni murakabe ediyor, bu bilince sahipseniz, yolda, çarşıda, pazarda, ve huve me'aküm eyle me'aküntüm, bu bilince sahipseniz orada dürüst olmak mecburiyetindesiniz. İkiyüzlü olamazsınız. Çünkü Rabbim her şeyi görüyor, beni gözetliyor, beni murakabe ediyor. Bir bu. En temel meselelerin birisi budur. Mutlaka biz marifetullah konusunda, yani Kur'an'ın en temel konusu. Allah yani, bilgisi. Evet, yani Allah bilgisi. Yani İngilizce ifadesiyle Kur'an teosentrik, yani Allah merkezli bir kitaptır. Önce Mevlamızı oradan öğrenmeliyiz. Yani tanımalıyız. Ona karşı samimi olunca, evet, bağlılığımız, evet, güçlü olunca bu davranışlara yansıyacaktır. Davranışlara. Ama şöyle bir şey var. Yani genelde hani modern dünyada, evet, Müslümanların bir gösterişinden de söz ediliyor. Evet, evet. Evet, namazını kılıyor, dindar. Ama diyor ki, evet, ben zenginliğimi göstermek istiyorum. Zenginliğim bilinsin, fark edilsin istiyorum. O zaman, ben bir o zaman çaba içerisinde değilim diyor. Mı? Efendim? Bak, diyorsunuz ki namazını kılıyor ama dindar diyorsunuz. Arkasından da işte gösteriş diyorsunuz. Yani Allah'ın verdiği nimeti işte bu üstümde anlayışı göstermek istiyorum. Ve ben bu nimetin fark edilmesini istiyorum. Burada bir tefahür, böbürlenmeye gitmiyorum. Böyle bir insan, böyle bir Müslüman nimetlerini ortaya sergilediği zaman samimiyetinden bir şey kaybetmiş oluyor mu? Nasıl kuracak bu dengeyi? Yani şimdi, evet, burada esas amacı nedir? Niyeti nedir? Yani dünyanın şan şöhreti midir? Nihai amacı nedir? Yani bunu böyle bakmak lazım bu meseleye. Yani genelde güzel giyinen işte ki, hemen şöyle bir yaftalanma, yargılama oluyor. Güzel giyinmiş, işte yani, arabası güzel ve diyor ki bu insan bize karşı bir gösterişte, riyada bulunuyor diye bir yargılama da var. Yani şimdi bunu nasıl ayırt edeceğiz? Esas olan yani malın, yani elbette ki insan Mevla insan sahip olduğu nimeti üzerinde görebilir, gösterebilir. Efendim kendi imkanlarına göre, iktisadi, mali durumuna göre efendim yaşadığı şartlar, evidir, barkıdır, arabasıdır, konforudur. Bunun belirli bir şeyi olabilir. Yani ama orada önemli olan şudur samimiyet açısından, yani kibre kapılmamasıdır. Yani orada çok önemli bir ilkeyi bize Kur'an bildiriyor. Karun'la alakalı mesele. Zengin, yani o efendim ilgili surede anlatılıyor. İnne Karun kâne min kavmi Musa başlıyor. Şimdi orada bir zengin profili var.
o zenginin içerisine düşmüş olduğu ahlaki hatadan bahsediliyor bize. İnsanların onun zenginliğine karşı bakışlarına bize bahsediliyor. Bir ifade var, onu sadece hatırlatmak istiyorum. Diyor ki, karına ait bir ifade, Kur'an bize naklediyor. قَالَ اِنَّمَا اُوْت۪يتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْد۪ي Çok önemli. Yani bu hataya her birimiz kapılabiliriz. Her birimiz değişik imkanlara, nimetlere sahibiz. Zeka açısından olsun, para pul, makam, mevki açısından. Karun ifadesi şu diyor ki, bu diyor bana bütün bu nimetler, efsanevi bir zengin, bütün bu imkanlar, bu nimetler bendeki bir yetenekten dolayı, bir marifetten dolayı verildi. Yani o nimetlerin, o imkanların, o lütufların kaynağını kendisi görüyor. Yani o inançta... onların kaynağının Allah Teala olduğunu görmüyor. Orada Mevla'dan irtibatı kopuyor. Problem bu. Yani biz varlık sahibi olarak... Bir de orada şey de var Sayın Kastor Hocam. Ha, yani Müslümanların da bir inananların da bu gösterişçi yapıya... Hani malını mülkünü gösteren Karun'a karşı bir özenti de var. Yani evet, orayı da aslında vurgulamak gerekiyor. Aşağısında Müslümanların bu göstermelik tavırlara karşı samimiyet noktasında nasıl davranacaklar? Bununla ilgili de bize bir ilke, bir yaklaşım sunmuyor mu bu? Yani Kur'an insana bir hayat algısı veriyor. Bu hayat fanidir, geçicidir. Ebedi olan esas hayat bundan sonra başlayacaktır. Tabii bu şu anlama asla gelmiyor. Dünyayı ihmal edin anlamına asla gelmiyor. Bize dua öğretiliyor gene Kur'an-ı Kerim tarafından. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Ya Rabbi bana hem dünyada hayır, iyilik, güzellik hem de ahirette hayır, iyilik, güzellik ver. Ama dünya nimeti geçicidir, fanidir. Mümin olarak bizlerin esas yönelmesi, arzulaması gereken ebedi sonsuz nimetlerdir. Sonsuz güzelliklerdir. Ma indeküm yenfedu ve ma indallahi bak. Sizin katınızda olan fanidir, geçicidir. Dünya imkanları, nimetleri, şunlar bunlar vesaire, bunlar geçicidir. Siz burada geçici bir dönem yaşıyorsunuz ama baki olan, kalıcı olan ebedi hayattır. Yani ben tekrar ediyorum, insanın bu hayatta önceliklerini iyi belirlemesi, sonsuz olana, ebedi olana talip olması. Evet, yani yaptığımız eylemlerin de kalıcı olması, evet. Sevap getirmesi için Sayın Altuntaş Hocam niyet üzerinde durdunuz. Yapmış olduğumuz her hayrı, her güzelliğin arka tarafında niyetimizin ilahi rızaya endeksli olması gerekiyor. İlahi rızayı, yani bir de bizim... Biraz önce ifade ettiğim gibi güzel giyinmiş veya evi var çok güzel veya efendim bir hayır yapmış insana karşı da hani işte hemen onu yargılamamak, hani onun daha niyetini bilmeden, iş dünyasını bilmeden böyle bir yargılama da anlayışı toplumda yaygın. Bak ne kadar işte işte gösteriş yapıyor şeklinde de bu da yanlış bir... Böyle bir şey yapmaya yani ilke olarak hakkımız yok. Çünkü biz insanların... Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İnnallâhe yuhibbu en yara esere ni'metihi ala abdihi. Allah Teala verdiği nimetin izlerini, işaretlerini kulunun üzerine görmek ister buyurur. Bu kıyafet noktayı nazarından olabileceği gibi yaşadığı gündelik hayat içerisinden de olur. Peki burada bizim olmazsa olmaz dediğimiz şey nedir? O malın hakiki sahibi gibi değil, emanetçisi gibi davranma ruhuna sahip olması lazım. Zengin de olsa Müslümanın. Fakir olursa, fakir insan gurur kibir yapamaz mı? Fevkalade yapar. Dolayısıyla o da şeytanın verdiği vesveselerle başka yanlışlara yönerek gurura kibire kapılır. İnsan maddi olsun, zengin olsun, fakir olsun bu yanlışa düşebilir. Önemli olan dünyalığın nihai noktada sahibinin ve malikinin Allah olduğunu, bizimle beraber bizim sahip olduğumuz zenginliklerin de geçici olduğunu kabul ederek buna göre davranmak gerekir. Güzel elbise giymek kibir değildir. Ama güzel elbiseyi giyip ben senden daha güzel giyiniyorum, senden üstünüm, bu hakka da ben sahibim duygusunu sadece içinden geçirmek bile yasaktır, haramdır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde el isbal diye bir şey var. Yani uzun eteği yerden sürüyerek gitme zenginlik işareti olarak algılanırdı. Resulullah bunu kesinlikle yasaklıyor. Neden bu? Çünkü gündelik hayatta samimiyeti
ortadan kaldıracak, gösteriş ve riyayı ön plana çıkaracak fiziki davranışların öncelikle ortadan kaldırılmasını. Yani harici görüntüler ortadan kalkacak ki davranışlar düzelecek ki iç dünya düzelsin. Bizim dış dünyamız içi mi, iç dünyamız mı dışımızı etkiler? Her ikisi de birbirini etkiler. Dolayısıyla iman bulunup amelin bulunmaması, samimiyetin bulunup sözde amelin bulunmaması yahut da amelin bulunup samimiyetin bulunmaması halinde hiçbirisi değer ifade etmez. Bu ibadetlerimizi anlatmak samimiyetimizi zedeler mi Sayın Hocam? Yani ihlasımızı zedeler mi? Yani ben işte güzel bir bugün ibadet yaptım. Hani genelde bize sorulan sorular, izleyicilerimizin yönlendirdiği burada sorular. Yani ibadetimi anlatmak, samimiyetimi, ibadetimdeki samimiyetimin değerini düşürür mü? Anlatma, tabii burada bu tehlikeli bir şey zaten de burası. Niçin anlattığınıza bağlı. Birisine söz duyurmak suretiyle mesela öğle namazını kıldım birisine derken o insana kibar bir yolla kırmadan namaz kılması gerektiğini hatırlatma niyetiyle söylüyorsanız, bugün cemaatte ne güzel bir namaz kıldık derken çevremizdeki insanlara da namaz kılmaları gerektiği yönünde peygamberi bir eda ile hatırlatma yapabiliyorsak bu güzeldir. Ama bunun dışında Allah'a karşı olan borcumuzu sanki insanlara karşı bir borç ödemiş edasıyla zikretmek o ibadetimizin değerini düşürür. Zekat verdiğimiz zaman fakire karşı bunu bir anlamda güç gösterisi olarak sunmak. Şöyle bir şey de var. Bakın farz ibadetlerin yapılmasında riya olmayacağı noktasında fakihler hüküm koymuşlar. Yani farz bir ibadeti milletin yanında kılmak ilk bakışta riya olmaz, gösteriş olmaz, ihlası zararlamaz. İlk bakışta ama insanlar farzdır, farz namazı kılıyorum nasıl olsa riya olmaz diye anormal hareketlerle herkesin önünde beni görsünler niyetiyle kılarsanız riya olur. Resulullah Efendimiz'in bu İslam fakihlerinin bu namazda farz ibadetlerde riya olmazın anlamı gerektiği vakti geldiği zaman, ödeme vakti geldiği zaman gizlemeden yapılabilir anlamındadır. Nafile ibadetlerin genellikle farz olmadan yaptıkları için saklanması evladır. Açıktan yapılırsa ne güzel der Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla yani teşvik olan ibadetler farz ibadetler ama bunun dışındaki yapılan işte vereceğimiz sadakalar, nafile ibadetler. Bunları ulu orta anlatmamak, yaymamak. Olabilir. Çünkü sevabını sadece örnek olabilecekse yani başkaları da veya çocuklarımıza diyelim. Tabii. Çocuklarımıza öyle bir ortamda bulunuyoruz ki çocuklar var, büyükler var. Mesela kendisine telkinde bulunulduğu zaman o iyiliğe yönelilecek bir insan var. Filanca adam güzel bir iyilik yapmıştı. Ne kadar iyi yaptı. Allah razı olsun. Bak şu kadar fakir çocuğu okuttu. Veya ben bunu yaptım diye ona bir şekilde samimi bir niyetle gösteriş olmasın diye o da anlasın. Böyle bir ihtiyacın toplumda olduğunu ifade etmek niyetiyle yapılırsa inşallah riya olmaz. Samimiyetten de bir kayıpta bulunulmaz. Evet, peygamberimizin samimiyet tanımı üzerinden tekrar ben ana konsept olarak, çerçeve olarak o hadis-i şerife alıyorum. Hı. Efendimizin. Veli ey metil müslimin diyor peygamberimiz. Yani Müslüman yöneticilere karşı samimiyet diyor. Yani din samimiyeti Allah'a, peygambere, kitaba ve bir de yöneticilere karşı samimiyet. Yani yöneticilere karşı samimiyet deyince neler girer bunun kapsamına Sayın Hocam? Tabii yönetici İslam toplumunun bir anlamda birliğini, beraberliğini temsil ediyor. Yani ona bağlılık bu açıdan önemli. Aksi takdirde ona birlik, beraberliğin bozulduğu bir ortamda kargaşa, kaos, dolayısıyla sosyal barış bozulur. Yani genelde burada hani yöneticilere karşı Müslümanlar yaklaşımında, değerlendirmelerinde işten olacak. Hani övgü bizde çoktur Sayın Hocam. Yani efendim zat haliniz ne diyorsa doğrudur. Evet. Anlayışı evet. İslam'la evet. Bağdaşmaz. Evet, tabii. Genelde yöneticilere yani tavırlarımızda, şimdi, idarecilere karşı evet, tavırlarda gerçeği saklama, evet, daha evet, çok övgü edebiyatı fazlaca evet, yer alıyor. Bu noktada yöneticileri uyarmak, evet, onları hayra yönlendirmek yani bu, konusunda Efendimizin çok, acaba çok nasihatini, samimiyetini böyle anlayabilir miyiz? Burada Abdurrahman Bey, yani gerek yöneticiler bağlamında olsun, gerekse yani din alimleri konusunda olsun, tavrımız, tutumumuzu sağlıklı bir şekilde belirleyemiyoruz gibi bir durum söz konusudur. Bir defa şu ilkeyi hatırlatmakta fayda var. Allah'a isyan olan yerde kula itaat olmaz. Dolayısıyla biz hak hukuk konusunda
hak konusunda, doğruluk konusunda, Allah'a itaat konusunda itaat söz konusudur. Yani ona isyanın olduğu yerde veya onun buyruklarıyla çelişen bir noktada biz yöneticiler olsun, ondan sonra diğer alim vesaire bunlara itaat etmek mecburiyetinde değiliz. Bu anlamda ben İslam dinini şöyle değerlendiriyorum. Yani ilkeleri öne alan bir din. Yani bireyleri değil, şahısları değil de ilkeleri öne alan bir din. Biz bu ilkeleri biliyoruz, bu ilkelere göre insanları değerlendiririz. Yani insanlara göre, belirli liderlere göre hakikati veya toplumu değerlendirmek değil, ilkelere göre insanları, gelişmeleri, toplumu değerlendirmek söz konusudur. Yani şey olarak, hani yöneticiye karşı samimi olacağız. Yani samimi olacağız, içten olacağız. Onu yargılarken de içten. Yani ne abartı, ne saklama, ne övgü, yersiz övgülerden kaçınmamız lazım. Doğru. Ama Efendimizin hadislerine baktığımız zaman Sayın Hocam, yani ben izleyicilerimize de müsaadenizle tavsiye etmek isterim. Başkanlığımız, sevgili izleyiciler, bu Kutlu Doğum çerçevesinde bir takım yayın faaliyetlerinde de bulunuyor. Yani bizim burada ele almadığımız konuları sizler Hazreti Peygamber Din ve Samimiyet adlı kitapta da bulabilirsiniz. Ve yine özellikle Mart ayındaki Diyanet Aylık dergimizin konusu da samimiyetti. Onu da efendim bulabilirsiniz. Müftülüklerimizden temin edebilirsiniz. Yine web sitemizde, başkanlığımızın web sitesine de göz attığınız zaman orada bir Kutlu Doğum simgesi var. Oraya tıklayarak oradan bu eserlere de, aslında bu eserin içeriğine başka eserlere de ulaşabilirsiniz. Yine bu başkanlığımızın yayınları çerçevesinde iki yayınımız, yönetmenim gösteriyordur. 40 ayette samimiyet efendim. Yani 40 tane ayette samimiyet işleniyor. Yine 40 hadiste peygamberimizin samimiyetle ilgili güzel hadisleri var, sözleri var. Bunlara bakıldığı zaman samimiyet daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Ve peygamberimizin özellikle yöneticilerin halka karşı samimiyetiyle ilgili, müsaadenizle hocam, bir iki hadis var, onu okuyarak sizlerin sözünü devam ettirmenizi istirham edeceğim. Müslümanların yönetimini üstlenen fakat onlar için bütün gücüyle çalışmayıp onlara içtenlikle davranmayan yönetici onlarla birlikte cennete giremez. Bir sözü böyle. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kimse, halkın tamamına aynı içtenlikle, eşit bir şekilde sahip çıkmazsa cennetin kokusunu bile alamaz. Evet, bu minvalde, bu bağlamda peygamberimizin sözleri var. Yani yöneticilerin de halka karşı samimi olması ile ilgili, bunu nasıl değerlendiririz Sayın Hocam? Ben şöyle, isterseniz sözü şöyle size vereyim. Şöyle değerlendirelim. Demokrasi yaftasına vurarak, hürriyetler yaftasına vurarak, çağdaşlık yaftasına vurarak bütün Batı dünyasının, Müslümanların gözüne soka soka söyledikleri orada şeyleri... Orada yafta hocam, hani o tabiri nasıl kullanmak lazım? Yani bunlardan hareket ederek demokrasi güzel bir yani yönetim... Yaftayı ben etiket anlamında kullanıyorum. İyi anlamda kullanıyorum. Evet. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunları negatif anlamda da kullanabilirim. Bizim demokrasi, hürriyetler vesaire bağlamında ele alınan bir takım kavramlar A noktasından bakıldığı zaman şöyle anlaşılır, B noktasından bakıldığı zaman böyle anlaşılır. Dünya görüşünde olan insanlara saygı duymak zorunda değiliz. Bunu evvel açıkça ortaya koyalım. Ve şunu da söylüyorum. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu okuduğunuz hadis-i şerifte bundan 2000 yıl evvel bu günümüz dünyasının artı değeri olarak önümüze sürülen ama bizim ehil olmadığımız yüzünden kaybettiğimiz bu değerin bizde var olduğunu, Müslümanlar olarak bizlerin uyanıp Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sosyal hayat hakkında, sosyal ahlak hakkında, aile hayatı hakkında, bütün insanlarla olan münasebetlerimiz hakkında buyurduğu ifadeleri anlayıp kavrarsak bizim Batı kültürü önünde, karşısında ezilmemizi önleyecek en büyük ilaçlar, reçeteler yani elimizde buradan, var. Buradan sadece
demokrasiye bakıp da hani en iyi yönetim ilkelerini demokratik anlayışla değil ama peygamberimizin anlayışına da baktığımız zaman orada da çok güzel yönetimle ilgili anlayışları... Söylemek istediğimiz bu zaten. Yani evet, görmek mümkün. Çağlar boyunca insanoğlu çeşitli yönetimler denedi. Bugün bunu en iyi olarak biliyoruz. Yani insanın birikimini ama çekirdeğe inelim. Çekirdeğe inelim. Hazreti Peygamber'in özü ortaya koyduğunu görürüz. Bütün insanlara, bak Müslümanların yönetimini ele alan insan, idaresi altındaki bütün insanlara aynı imkanlarla muhatap olmaya çalışmadıkça onlarla beraber cennete giremez. Bu çok büyük sorumluluk yükleyen bir şey. Karşılıklı olarak hem yönetilinin hem yönetinin evet. samimi olması, içten olması, evet, evet. aslında doğru idare, yani huzurlu evet. idare, sağlıklı toplum karşılıklı olarak hem yöneticilerin hem yönetilenlerin karşılıklı olarak iyi bir diyalog içerisinde, içten bir diyalog içerisinde olması gerektiği bu hadisten de, bu hadislerden de yola çıkıyor. Sayın Hocam tekrar hadise gelelim yine ana çerçevemize. İsterseniz bu konuyla alakalı ben bir iki şey buyurun. Söyleyeyim. Buyurun. Şimdi burada tabii aslında bütün toplumsal yaşayışta, bütün yöneticilere, siyasiler olsun, herhangi bir konumda olan yöneticiler olsun, Kur'an'ın verdiği çok önemli tavsiyeler var, ilkeler var. Mesela ve emruhum şura beynehum. Yani ve emruhum şura beynehum. Onların onlar aralarındaki ilişkileri şura ile. Yani bu samimiyeti aslında bu karşılıklı ile. Fikir alışverişinde yani, evet. bulunmak aslında samimiyeti güçlendiren bir tabii, anlayış. Tabii tabii karşılıklı evet. diyalog içerisinde ortada bir problem varsa bunu dayatma ile değil karşılıklı istişare ederek, görüşerek. Temel ilkelerden birisi budur. Bir başkası işte adalet ilkesidir. Bu çok önemli. Yani bu mesela Nisa suresinde geçiyor. Başka yerde Kur'an'ın temel ilkelerinden birisidir. Ya eyyühellezine amenü kûnû kavvâmine bil kıstî şühedâ elillâhi velev alâ enfüsüküm ebul velideyni vel akrabin diye devam ediyor. Bu da yani, davranışlarda aslında çok adalet yani, bu, çok önemli. Samimiyetin çok önemli yani, bir nirengi noktası. Yani adalet olmayınca ilişkilerde samimiyetten evet, bahsetmek evet. mümkün değil. Yani bugün tartışılan konulardan birisi yani sana gelince orada adaletin uygulanması ama bana gelince efendim orada farklı bir durum. Yani yeri geldiğinde adaleti hakikatin, adaletin, hakkaniyetin ölçüsü neyse onu en yakınımıza dahi uygulamak. Mesela ayetin mealini ben arz edeyim müsaade ederseniz. Diyor ki sizin aleyhinize de olsa velev alâ enfüsüküm evil vâlideyni annenizin babanızın aleyhinde olsa vel akrabîn akrabalarınızın aleyhinde de olsa mutlaka ve mutlaka adaleti ayakta tutan insanlar olun. İşte samimiyet budur. Yani burada samimi olabiliyor musun? Hakkaniyetin gereği nedir? Ölçüsü nedir? Yakınların da olsa, kendin de olsa itiraf ediyor musun? Ben burada hata yaptım. Evet. Haksızım diyebiliyor musun? Yani bir de bu, çok önemli bir nokta bu. Yani özellikle insanın kendi iç samimiyeti diyeceğimiz. Evet. Samimiyet yani bu. Samimiyet sorgulaması. Dürüstlük burada yani. Evet. Yani biz şimdi başkalarına gelince o kuralları çok rahat uygulayabiliyoruz da kendimize gelince yani kendimize zarar dokununca yani orada hakkaniyetin, adaletin gereğini yapabiliyor muyuz? Burada ilkelerden birisi de şudur mesela. Yine adalet bağlamında söylüyorum. Hissilik yani bir topluluğa karşı, bir insana karşı sizin yani bir rezerviniz olabilir. Duygusal bir yaklaşımınız olabilir. Hoşlanmayabilirsiniz veya husumetiniz olabilir. Ama Kur'an ne diyor? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُ Yani bir topluluğa karşı olan husumetiniz, kininiz, hoşlanmayabilirsiniz. Sizi adaletsizliğe sürüklemez. Yani bunlar yani barış halinde yaşamak, birlik beraberlik içerisinde yaşamak, insanlar arasındaki samimiyetin, hayırhahlığın gerçekleşmesi için son derece önemli ilkeler. Ben burada tabii daha önceki sorularınıza cevap verirken ifade etmiştim. İki temel ilkeden bahsetmiştim. Birisi insanın
şu hayatta Mevla ile yolculuğuna devam etmesi. Yani Allah Teala ile velayet ilişkisi içerisinde. Yani o bizim koruyanımızdır, kayıranımızdır, o bizim dostumuzdur. İki, şu dünyada yapacağımız her hareketin bir karşılığının olduğunun bilincinde olmamız. Yani öte dünyada bir hesap verme bilincinde olmak, evet, bizim davranışlarımızı samimiyet çizgisinde, evet, yürümesini sağlayacaktır. Evet. İsterseniz Sayın Hocam, ben Sayın Altuntaş Hocam'dan hadisin son tarafı hocam. Evet. Ve ammetihim, yani bütün insan, bütün müminlere karşı samimi olmak, bütün insanlara karşı samimiyet içerisinde olmak anlamı çıkar mı buradan? Hani sadece o gün Müslümanlara söylendi ama peki gayrimüslimlere biz samimi davranmayacak mıyız? Yani buradan nasıl değerlendirmek lazım? Bir peygamberimiz Müslümanlara karşı samimi olmak diyor. Bir de gayrimüslimler yer almıyor burada. Acaba niçin Efendimiz vurgulamadılar? Yani bu hadisi bu o söylendiği bağlamda değerlendirip başka hadislerden gayrimüslimlere samimiyetini nasıl okuyabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz? Bu hadis-i şerifte aslında geniş açıdan bakacak olursak ve âmmetihim, Müslümanların geneline değil insanların geneline anlamını çıkarmak çok isabetli olur. Mümkün değil, isabetli olur. Böyle anlamak olur. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi şerifi irad ettiği ortamı düşünürsek, küçük çekirdek bir şey var. Bir noktada yeni kurulan bir İslam toplumu olduğu için içine kapalı bir durum var. Henüz yabancı toplumlarla doğrudan doğruya münasebete girişilmiş değil. Girişilmişse o ilişki ilk anda savaş ilişkisi olmuştur. Dolayısıyla o kızgın ortamın bulunduğu yerde önce İslam'ın getirdiği temel ilkeyi Müslümanlara öncelikle anlatacak. Toplum deyince, insan deyince çevresindeki Müslümanlar önce akla geliyor. Bunlara yerleştirilen, bunların zihnine yerleştirilen karşısındakine karşı samimiyet haddi zatında insanlara karşı doğruluk, dürüstlük dolayısıyla istikamet dediğimiz kavram şu şahsa karşı, bu şahsa karşı sahip olunacak ama öbürüne karşı olunamayacak bir nitelik değildir. İstikamet insanın yapısında var olan ve imanla desteklenen bir özdür. Bunu bütün insanlara karşı uygulamadığınız takdirde, inanan inanmayan ayrımı yaptığınız takdirde Kur'an'ın ruhunu da kavramamış olursunuz. Onun için ve âmmetihim, insanların tamamına karşı, müminlerin tamamına karşı ifadesini lafzen tercüme ederken bütün Müslümanlara karşı diye anlamakla beraber dünyanın neresinde olursa olsun küçülen dünyada bütün insanlarla olan münasebetlerimizde, sosyal hayatımızda, iş hayatımızda hangi insanlarla ilişkide bulunuyorsak İslam'ın ahlakını, İslam'ın dürüstlüğünü, İslam'ın prensiplerini orada uygulamak suretiyle fiilen dinin tebliğ görevini de yapmış olmak gibi asıl bir vazifemiz var. Dolayısıyla tebliğ dediğimiz hadise öncelikle davranışla yapıldığına göre Müslüm gayrimüslim ayrımı yapma hakkımız yok. Öncelikle her şeyden evvel Müslümanları bırakalım, gayrimüslimlere karşı daha da titiz olmamız gerekir. Sonucunu çıkarabiliriz. Yani orada daha titiz olmak deyince gayrimüslimlere hani ben şöyle bir şey de anlıyorum. Müslümanlar olarak çok güzel bir kültürümüz var, çok güzel bir anlayışımız var. Hani genelde işte agoni hali, sekerat anında İşte herkes o Müslümanın yanına gelir, sevdikleri yanına gelir ve haklarını helal et denir. Yani hakların helal edilmesini söyler ama hani Müslümanlar için bu söylenir, gayrimüslimler için böyle bir şey, hani bütün Müslümanlar da bunu söyler. Hakkımı bütün Müslümanlara helal ediyorum ama gayrimüslimle helalleşme imkanı dünyada olmadığı için o hak eğer zayi edilmişse, o hak üzerimizde ise o hakla gideceğiz o gayrimüslimin. Bir yabancı insanın, Müslüman olmayanın hakkıyla öte dünyaya gidilmiş olacak. Allah'ım bu anlamda söylediğinizi düşünüyorum. Tabii şunu da düşünüyorum. Yani o ölüm ötesi hayatla alakalı bu sizin söylediğiniz. Ama ben şunu ifade edeyim. Ölüm ötesi hayatı biz bir dünyada kazanıyoruz. Dünyada yaşarken muhatap olduğumuz kişiler sadece Müslümanlardan ibaret değil. Özellikle yaşadığımız dünyada, dünya çok küçüldü. Neredeyse Müslümandan daha çok gayrimüslimlerle muhatabız. Televizyon üzerinden, gazeteler üzerinden, yazışmalar üzerinden. Afrika'nın göbeğindeki bir Müslümanın davranışını Batı dünyasının en ücra yönündeki, yerindeki bir adam görebiliyor. Dolayısıyla mümin gayrimüslim ayrımı yapmadan
Müslüman dediğimiz insanın samimiyetini kimseden esirgemeden Rabbinin kendine yüklediği görevi herkese karşı sergilemeli. Sadece Müslümanlara mahsus kılınmış bir samimiyet anlayışı İslam'ın bize telkin ettiği samimiyet anlayışı değildir. O halde ve ammetihimi Müslümanların tamamına karşı derken özel bir durumu düşüneceğiz ama genel manada düşündüğümüz zaman bütün insanlara karşı samimi olmaktır diye İslam'ı anlayabiliriz. Evet, adalet olacak davranışlarımızda, evet. İnsanlara davranışlarımızda şöyle bir özetlersek, evet. Yani samimi davranış dediğimizde bir defa Allah'ın rızası ekseninde olacak. O davranış içerisinde büyüklenme olmayacak, kibir olmayacak, küçümseme olmayacak, gösteriş olmayacak, evet. Adalet olacak. Bir de rahmet olacak diye düşünüyorum. Hani sadece samimiyeti insanlarla ilişkide değil, hayvanlara olan, ailemizle özellikle samimiyetin en çok yansımasının ailede gözüktüğünü düşünüyorum. Biraz da buraya vurgu yapalım. Hani aile ilişkilerimizde samimi olmak, hani eşimize karşı, çocuklarımıza karşı samimi olmak. Efendimizin hayatından örneklerle nasıl anlatırız samimiyeti tabii, efendim? Şimdi toplumun çekirdeği aile. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur. Aile de sevgi üzerine kurulur, muhabbet üzerine, karşılıklı güven üzerine kurulur. Bu ilgili ayette geçiyor, meveddete, mevedde kelimesi geçiyor. Orada o aklıma gelmişken söyleyeyim. Yani karı koca arasında meveddetten bahsediliyor. Sevgiden bahsediyor. Mevedde ve rahmeh kelime ikisinden bahsediliyor. Yani orada sevgi var, merhamet var, şefkat var. Dolayısıyla ailevi ilişkilerde bu ilkiler çerçevesinde düzenlenmesi lazım. Yani samimi davranmak, aile içerisinde davranmak, sizin ifade ettiğiniz rahmet, meveddet ve şefkat içerisinde yaklaşmaktır. Evet. Diyebilir miyiz? Yani bu yani temel sevgi varsa, evet, rahmet evet, varsa, evet, evet. Rahmeti orada biraz nasıl anlamalıyız hocam? Sevgiyi anlıyoruz yani göstermek ama iyilikte, ihsanda biraz bulunma, fedakarlık, fedakarlık mı? Yani af gerekiyor, bağışlama gerekiyor. Hepimiz insanız. Hatalar olabilir, yanlışlar olabilir. Mesela ne diyor? Ve aşiruhunne bil ma'ruf diyor Kur'an-ı Kerim. Yani eşlerinize karşı güzellikle, iyilikle davranın. Fe in kerihtumuhunne fe asa en tekrahu şey'en. Yani onlar da bunu iki yönlü olarak da düşünmemiz mümkündür. Onlar da hoşunuza gitmeyen taraflar olabilir ama o hoşunuza gitmeyen yönlerde, taraflarda, konularda bile Allah Teala hayırlar nasip etmiş olabilir. فَاِنْ كَرِهْتُمُونَ فَعَسَا اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَث۪يرًا Yani bunlar da bile hayrı kesir. Yani, çok samimi davranmak her şeyi hoş görmek değil. Yanlışlıkları içtenlikle, doğru, hani doğru. Oradaki örfle davranmak dediğinizde Allah'ın emirlerini ciddiyetle söylemek, evet. Akla uygun biçimde ifade etmek. Hani yoksa samimiyet hep güler yüz içerisinde olmak, doğrular hep aynı şekilde söylenecek anlamına gelmiyor. Doğru, doğru. Samimi davranmak ama samimi davranmanın iki temel unsurunu ifade ettiniz. Sevgi Şimdi, ve rahmet önemli bir sevgi husus. Sevgi ve rahmet, şefkat önemli. Tabii yani aile içerisinde bu değerler gelişirse çocuklar bundan istifade eder. Çocuklar bu değerleri kazanırlar. Affetmektir, bağışlamaktır. Sabırlı olmaktır. Dolayısıyla yarın çocuklar da o değerleri kazanarak topluma... Hani genellikle hani aile bireylerinin birisinin, işte birisinin maddi gücü, annenin veya babanın maddi gücü çok iyi oluyor. Ama diğerinden saklı iş yapıyor. Diğerine haber vermiyor. Hani gereksiz sorular, şüpheler, hani aile ortamlarında olan bir şey... Hani yapmacık ilgiler, yani duygu ve düşünceler gizleniyor. Hocam genellikle bireysel ilişkilerimizde de var. Bunlar samimiyeti zedelen şeyler değil mi? Yani duygularınızı şimdi, saklıyorsunuz, evet. Yüzünüz başka, içiniz başka. Evet. Ve aileden habersiz eşler farklı işler yapıyorlar. Evet, evet, evet. Yani bunlar samimiyeti zedeleyen durumlar. Elbette, sizin katkınız neler olur elbette, Sayın Hocam? İki kişinin ortak bir hayatı yaşayabilmesi için temel şartlardan birisi karşılıklı güven ortamıdır.
iş hayatımızda kurduğumuz şirketler ne kadar çok sermaye sahip olursa olsun, ne kadar usta olursa olsunlar, bu insanların birbirlerinden şüphelendikleri durumlar varsa o işin yürümesi mümkün değildir. Her şeyden evvel, sermayeden evvel, yani sevgiden ve anlaşabilme niteliklerinden önce o insanların birbirine güvenmeleri üzerine kurulmuş bir aile yuvasının olması lazım. Aşırı şüphecilik, hatta şüphecilik yahut da hastalık derecesine varmış hassasiyetler aile yuvasının en büyük düşmanlarıdır. Burada esas alınması gereken şey yuvanın devamında Allah'ın ortaya koyduğu haramlar çiğneniyor mu? Buraya bakacağız. Bir, iki, karşılıklı olarak eşler, erkek olsun kadın olsun birbirlerini Allah'ın birbirlerine karşı görevlerle sorumlu tuttuğu birer kulunun bir araya gelmiş olduğu bir birlikten söz ettiğimizi unutmamamız lazım. O halde kadın veya erkek karşılıklı sürekli şüpheler, onun hakkında zanlar bulunmak, işten geliyorsa işte erkek bugün gecikti acaba nereye gitti gibi sadece vehme dayalı şüphelerle sürekli karşısındaki insanı suçlayıcı tavırlara girmek, o insanın kendi bastığı dalı yıkması demektir. Bu şu demek değil. Yani birbirimizden şüphe etmeyeceğiz. Dinimiz, hocalarımız bize aile fertlerinin birbirinden şüphelenmemesi gerektiği ilkesini telkin ediyor. O halde karşımdaki benden şüphelenmeyecekse ben gidip dilediğimi yapayım. Kastedilen bu değil. İnsanca, Müslümanca bir aile yaşayacağız. Bu şartlar yerine getirilirken yoktan sebeplerle karşındakini itham etmek suretiyle, tırnak içinde onun başının etini yemek suretiyle aileyi yıkacak noktaya götürüp çocukları da perişan edecek sonuçlara ulaşmaktan biz bahsediyoruz. Bunlar samimiyeti kesinlikle zedeleyen durumlar. Evet, yani insan ilişkilerinde evet. De çok önemli bir nokta. Yani insanın özellikle güven ortamını, iş ilişkilerinde güven ortamı zedelendiği takdirde bir samimiyetten söz etmek mümkün değil. Olmaz, hep evet. Samimiyetle davranmaktan söz ettik. Evet. Bize öğretilen bir şey var. Özellikle iletişim uzmanlarının ekranlarda söylediği bir şey var. Herkese karşı samimi görünmek diye. İşte herkese karşı içten görünmek diye. Bizim Müslüman olarak kime karşı samimi gözükmemeliyiz? Yani bir tavrımız gerekiyor mu? Kimlere karşı bir tavrımızda hani samimi olmamamız gerekiyor. Bununla ilgili bir bilgi ya bütün neler bunlar var? Bunlar tabii burada anlatırken az önce Halil Bey hocamız da ifade etti. Yani Müslüman insan aynı zamanda uyanık olması lazım. Çevresinde, sağında, solunda neler oluyor, neler bitiyor. Yani bütün bunlar konusunda dikkatli olması lazım. Elbette ki burada yani iyi niyet esastır. Hüsnü zan esastır ama mesela bir ayeti hatırlatalım. Ya eyyühellezine amenu inca'ekum fasikun binebe'in fetebeyyenu. Yani size diyor bir fasık haber getirdiği zaman onu araştırın diyor. Yani ola ki o yanlış olabilir. Dolayısıyla siz ona inanırsınız, onunla amel edersiniz. Onunla yargılarınızı oluşturursunuz. Dolayısıyla çok büyük hatalara düşebilirsiniz. En tusibu kavmen bi cehaletin. Yani samimiyet doğrulukla meseleyi yani, ele almak bu noktada değerlendirmek gerekiyor. Yani elbette yani burada dikkatli olmak lazım. Tabii ben aileyle ilgili az önce Halil Bey'in sözlerine bir iki hususu daha ilave etmek istiyorum. Mesela en fazla yaşanan problemlerden birisi şudur. Şimdi tabii zamanında efendim karı koca arasında bir takım sorunlar olmuştur. Bir takım problem olabilir insanlık hali. Fakat bunların unutulmaması, yani bunların üzerine sünger çekmek gerekiyor. Yani bunları ikide bir gündeme getirip yani o acı hatırayı hatırlatmak. Bu da ilişkilerde samimiyetsizliği gösteriyor. Yani, bizim bundan sonraki programlarımızda da hocam işlenecektir bu ailedeki samimiyet konusu. Biz samimiyeti işlemeye çalıştık sizlerin değerli katkılarıyla. Programımızın da sonuna geldik. Daha bitmeyen sözleriniz vardı ama ben çok teşekkür İsterseniz ediyorum. İsterseniz bir dua ile bitirelim. Evet. Burada gene Kur'an'ın bize öğrettiği bir dua bu konuda. Ve kur rabbi edhilni mudkhala sidqin ve ahricni muhraca sidqin ve cealni min ledüke sultanen nasira. Ya Rabbi başladığımız her işi
her işe doğrulukla, samimiyetle başlamayı, bitirdiğimiz her işi de doğrulukla, samimiyetle bitirmeyi bizlere nasip eylesin. Hayat bir yol dediniz, onu ifade ettiniz. İnşallah bu hayat yolunu da, bu yolculuğu da samimi bir imanla bitiririz. Hüsnü hatime ile bitiririz. Evet, efendim bu Kutu Doğum Haftası'nda zaman ayırdınız. Bu yoğun çalışmaların içerisinde geldiniz. Ben çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Sevgili seyirciler, konuklarım Profesör Doktor İbrahim İlmi Kasta hocamdı. Doçent Doktor Halil Altuntaş hocamdı. Her ikisi Din İşleri Yüksek Kurulu üyemizdi. Efendim Kutlu Doğum Haftası'nın hayatımıza güzellikler katması, samimiyetimize samimiyet katmasını arzu ediyorum. Efendimizin hayatı bizler için daim örnek olsun. Tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.